Dostlar merhabalar. Çok değer verdiğim bir öğretmen arkadaşım çalıştığı özel bir kuruluşun sahibi aracılığıyla bana ulaştı. Dedi ki Faruk hocam işte bulunduğumuz kurumda bir sürü liseler var, ortaokullar var, anaokulları var. Kurumumuzun sahibi sizinle tanışmak istiyor. Eğer anlaşabilirseniz sizinle çalışacak. Öğretmenler, veliler, öğrencilere bol bol seminerler vereceksiniz dedi. Yalnız hocam dedi uyarayım ben de günah benden gitsin. Bu patron dedi, bizim patron ikna yeteneği korkunç bir insan. Asla ve asla ücret ödemiyor. Ücret ödemeden insanı iş yaptırtıyor. Ben dedi size söyleyeyim de günah benden gitsin. Pekala. Gittik tanıştık adamla. Arabamı park ettim bir yere. Orada bir Jaguar dikkatimi çekti ve gösterişli bir Jaguar. Gözüm hafifçe kaldı arabada açıkçası. Adamla tanıştık. Birbirimizden de keyif aldık. Dominant bir adam. Yani böyle lafı sözü uzatma, iş bitirici bir adam. Becerikli, yetenekli bir adam. Bana dedi ki, hocam şu kadar okulumuz var, şu kadar öğretmenimiz var, bu kadar öğrencimiz var. Şöyle bir şey yapalım siz de dedi. Siz bizim aradığımız arkadaşsınız. Seminerlerinizi, eğitimlerinizi verin. Bizim bu kadar veli kitlemiz var, bu kadar öğrenci kitlemiz var. Biz de öğrencilerimizi size yönlendiririz. Siz de oradan kazanmış olursunuz dedi. Çok yatırım yaptık bir hocam dedi. Biraz ekonomik olarak sıkıntıdayız, dardayız dedi. Bu sene böyle idare edelim dedi. Benim dedim böyle bireysel danışana ihtiyacım yok. Klinim zaten full doluyor. İşim mesleğim de bu. Belli bir makul ücret ödemeniz lazım dedi. Hafif bir gülümsedi, onu yakaladım. Yani ilk hamlesi boşa çıktı. Biraz sonra yüklendi tekrar. Hocam dedi reklamlar yapacağız dedi. İstanbul'un bütün meydanlarında sizin isminiz olacak dedi. Seminerleri falan da reklamını yapacağız. Hem okulun reklamı hem sizin reklamınız olacak dedi. Televizyon kanalları ayarlayacağız dedi. Radyo programları olacak falan dedi. Öyle bir ortaklaşa yürüyüş yapalım sevgili hocam dedi. Şimdi ben tam evet diyeceğim, o kadar makul mantıklı anlatıyor ki. İkna ediyor yani gerçekten insanı. Öğretmen arkadaşım uyarısı aklıma geliyor. Hani para ödemez, ikna eder insanı ona göre. De. Son anda fren yapıyorum dedim hani eyvallah çok güzel teklif ama öyle ya da böyle bu da bizim ekmek teknemiz, benim belli bir ücret almam lazım. İkinci, üçüncü hamle anlaşamadık. Arkadaş ısrarla ücretsiz yaptırmaya çalışıyor, ben de makul bir ücret almaya çalışıyorum. Birbirimizi sevdik, saydık, tanıştık, anlaştık ama ticari olarak anlaşamadık. Beni kapıya kadar geçirdi, sohbet çok sıcak akıyordu. Hızını alamadı, arabama kadar geçirdi. Benim araba ve benimki de fena değil ama yanımızda Jaguar var böyle. Ya dedi Faruk hocam dedi, hayat böyle bir şey işte dedi. Benim de dedi bu dünyada bir tane zaafım var dedi, arabalar dedi. Arkadaşlar bu adamın çocukluğu Karadeniz'de geçiyor. Karadenizli bir arkadaşım. Ve inanılmaz gariban bir çocukluk dönemi geçiriyor. Ayakkabı boyacılığı yapıyor. Öyle açlığını çıkartıyor. Çocuk arabalara da meraklı. Demek ki 1970'li yıllar. Faruk hocam diyor, hayatımda ilk defa bir Murat 124 gördüm diyor. Öyle böyle değil de kıpkırmızı ışıl ışıl parlıyor diyor. Sağına sonuna bakarken diyor ben anlamadım diyor. Kazara diyor boya sandığın arabaya dokundurmuşum diyor. Arabanın sahibi. Aman Allah bir tekme attı bana. Ben anlamadım zaten tekme nereden geldi ne oldu. Ben uçtum diyor. Sandık bir tarafa gitti. Darmadağın oldu. Ben düştüm. Kalkacağım, kalkamıyorum. Bacağım kırıldı zannettim, ayağım tutmuyor. Adam hakaret, hakaret, hakaret. İşte seni satsak, sülaleni satsak bir tekerini bile alamazsın. Şöyle de böyle hakaretler, küfürler, müfürler. Ben o gün diyor gerçekten sağlam bir travma yaşadım diyor. Ve yemin ettim diyor, söz verdim kendime diyor. Ben daha iyi arabalara bineceğim, daha güzel yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ve görünen o ki arkadaşlar adam sözünü tutmuş. Ailasına biniyor zaten şu anda. Şunu hep görüyorum. İnsanlar rol değiştiriyor. Hayat insanları rol değiştiriyor çocuklar. Fakir ailelerin çocukları varlıklı ve güçlü oluyor. Güçlü ailelerin, zengin ailelerin, hele hele sonradan görmeyse onların çocukları fakir oluyor. Sonradan ellerindeki avuçlarındakini kaybediyorlar. Akıllı olmak lazım. Kendinize yatırım yapacaksınız. Değişmeyen kural. Alın teri, emek, irade, kutsal. İşinize, gücünüze bakacaksınız. Size olumsuz konuşan, moralinizi bozan herkesten uzak duracaksınız. Sadece işinize, hedefinize, hayallerinize odaklanacaksınız. Son söz, herkes ama herkes bu dünyada kendi göbeğini kendi keser. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.